Var mı? Ha. Gel. Ha, gel diyor bana. Gelsene bir dakika ya. Gel, korkuyorum ben senden. Ne yaptın bu kadına da böyle bize bir korkuyor, yaklaşmıyor ya bize. Ya ne korkacak bu Safiye? Bak şimdi şurada bir ayı kovalasa. Ha. Evet. İlk kurtaracak seni kim? Tabii ki Faik abim. O zaman niye korkuyorsun bizden? Ya işte o zaman belki böyle muzuluk yapmazsın, ayıdan kurtarırsın diye. Ah ah. Sürüden ayrılanı biliyorsun. Sen gece o çarmıha yatacak. Gel. Gel. Sürüden ayrılma, gel. Evet. Nereye gidiyorsun? Ağaca çıkacak. Ağaca çıkacak değil mi? Faik abim. Çık bakayım. Hadi çık. Merhabalar. Hadi biz şimdi bu ağaçların şeyini mi tıkıracaktır, toplayacaktır? Çıkabilir misin bana? Çık bana. Hadi bir dene. Ya, denemesi bedava. Gerçekten çıkamaz. Yani çıkamazsın, ne olur ne olmaz. Kırarsın bir tarafını da sonra. Evet. Benim üstüme atarsın payı. Allah esirgesin. Ben hayatımda kimseye haksızlık yapmam. Hadi gel. Dur. Bak görüyorsun. Dur. Teşekkür ederim hayatım. Sağ olasın. Eğilemediğim için tabii ki bu şeyden değil de havalardan değil. Ay, Faik abi sakın. Yakala yakala Faik, yakala. Hayır 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 hayır. Vallahi hiç buraya gelirim yani. Hayret ya. Hayret. Hayret ne diyeyim daha? Vietnam'ın ayrı bir köşesine dağılmışken Burcu Esmer Soy'da otelin terasında güneşin tadını çıkarmayı tercih ediyor. Kalabalıktan uzakta günün yorgunluğunu atarken güzelliğiyle de göz dolduruyor. Diyelim Burcu Hanım, 41 kere maşallah düşman çatlatıyorsunuz vallahi. Artık kamp alanına karanlık çekiyor. Pardon hanım. Efendim Faik abi. Şimdi mangal yapacağız, ateş. Harika. Tabii burada imkanlarımız kısıtlı. Evet. Kimde ateş var? Kimse, bende ateş yok. Sende var mı? Nasıl yani? Burayı yakmak için. Aa! Ateş lazım. Ateş nerede bulacağız? Safiye gel şunu yak. Hayatım valla taş devrine geldik ya. Çalışın üzerinde. Şimdi nasıldı? Kızıştırmam lazım bunu. Olgulma. Kızıştırman mı? Böyle böyle kızıştıracağım. Böyle birbirine süt düştüreceğim. Ateş çıkacak birbirinden böyle. Böyle o. Bunu nereden gördün sen bunu? Ya ben ateş kalmadığı zaman taş devrinden gördüm. Ya bu, taş devri çizgi filmdi ya. Tarihte. Tarih kitabında okudum. Okudun? Tabii tabii canım. Ulan tüm böyle okulu dışarıdan bitirdik gördüğün şeyleri. Kızıştırıyormuşsun ya, böyle alev alırmış. Bana alır mı nasıl alacak? Alır valla böyle tabii, yani sen devam yaparmış. Et kızıştırmayı alır. Yapan tabii tabii. Alevi tabii. Alır valla. Alevler de kızıştırmalarla çıkıyor. Ay evet. Bir dakika. Tabii. Bir dakika. Niye konu yakmıyorsun? Nasıl? Tamam. Neresi ısınmış? Isınıyor ısınıyor. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Niye ateş getirmiyorsun ya Faik sen? Abi gerçekten ya. Bunu ya düzenliyorsun. Of bu ya. Fikri veriyorsun. Bu her şeyi hazırlıyorsun. Ateş etini yok. Etini bile alıyorsun, ateşini almıyorsun. Bari tuzunu aldın mı? Tuz aldın mı tuz Faik abi? Bir tuz adet... yasak. Tuz. Tansiyonlara. Sağlık için yasak. Elektrisi gibi böyle belirli zamanı görmüş geçirmiş hanımların ya. Kullanması tamamıyla yasak. Ya 70 yaşındaki 100 yaşındakinin tansiyonu olmaz da 20 yaşındakinde olabiliyor. Hadi Banu sen kızıştır bari şunu. Hem vahşi hayvanlardan korunmak hem de mangalda et pişirmek için kocaman bir ateş yakmak istiyor Faik Bey. Şimdi ben bunlara dedim ki ateşi Safiye Hanım sen yakar mısın? Bir tane odun parçası almış Safiye. Gıy 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 diyor.
Odunu aldım, baktım daha buz gibi de. Isınmamış bile. Tamam mı? Ben ikizlerinden vazgeçtim. Ne geçtin? Ben de çakmak var. Çakmak sizde mı bir halt var? Olmayacağını anladım. İşe gücü yok böyle bir şey. Sizde hiçbir halt olmayacağını anladım. Bak. Bazen kafa buldu gördün evet, değil mi? Aynen öyle. Bir şey yok. Hayk abi. Çıra mı buldun? Çıra aslında biz bunu niye düşünemedik bizimle kafa bulduğunu? Elazığlı olduğu için çayda çırayı çok iyi bilir. Bak çırayı da böyle halletti ocağı da. Evet. Faik Bey evet bir anda ateş yok dedi. Biz de inandık. Bir garip şakalar, anlamsız şakalar. Neden yaptı onu, neden yapıyor onu da anlamış değilim. Bir soba yakmadın mı? Ben gariban, biz sobalarda büyüdük. Bazılarımız gibi yanılarda büyümedik. Şöminelerde büyümedin ha? Evet. Ay! Benim başım döndü, vallahi başım döndü ha. Ay inanmıyorum. Tansiyonum zaten gelirken de böyleydi. Bütün gün sabahın köründe kalk. Şu halime bak, üfle. Sen kendin üfle, hadi şöyle yüzüne yatayım be. Tamam, yat bebeğim. Vallahi çok fena başım döndü, fenalaştım. Güzel elim benim, yine ellerinin güzelliğini gördüm. Güzel elim benim. Saç kurutma makinesi görevi yaptım. Üflüyorum bir insan. Diyorum ya soba üflerdik biz odunu. O zaman da çocukken de fazla üflediğin zaman da başın dönerdi. Aynen öyle başım döndü. Üfledim. Banu sağ olsun kımıldamıyor. Taş gibi yerinde durur. Banu diyorum gel şurada iki tane üflesene diyorum. Aa, bakar. Vallahi tansiyonumu düştüm. İkisi de sizin elinize göre, yüzüne göre kıdem bulmak imkansız. Neden? Vallahi çünkü... Bak yine bir şey, yine bizimle... Ay niye Faik, niye? Sen ne biçim adamsın? Yine buldun bir şey. Vallahi, yine bir şeyler buluyor yani. Vallahi kıdem bulmak imkansız sizin elinize, yüzüne göre. Hay çok fena oldu. Neden sen gözünü seveyim ya? Üflesene çünkü kendime geleyim. Çünkü kıdemden aktı hesabı yok. Ne dedi? Bülent Ersin gözünü seveyim diyor, sürdüğü kremin adli hesabı. Sürdüğü makyajın adli hesabı yok. Krem, o bakımlı, Allah var. Öyle, o bakımlı mı oluyor? Bakımlı, Allah böyle var. Böyle kirpikler. Yiğit öldür, aklını yer. Siz bir Safiye, kilo... Siz o zaman gidelim bir makyajlar, bir fondötenler sürelim. Siz 1,5 kilo boya sürüyorsunuz, yarım kilo her şeyi hallediyor. Allah kuru iftiradan saklasın. Ne kurusu? Hiç biz, farkında değilsin. Biz boya hiç yapmadık bugüne kadar. Nasıl? Hatta güneş kremlerim beyaz. Bir dakika. Sizin 300'ü. Bugün biraz makyaj yaptım, o da kendim. 300'ü alacağım, oturtturacağım. 3 tane makyaj silme mendili getireceğim. Bende hiç yoktu bugüne kadar. Bugün biraz yaptık. Bir saniye. Evet. Konuşuyor ağzı. Bir kovada su getireceğim. Ertesi yüzünü yıkayacak. Tamam. Güzellikler ortaya çıkacak. Oho. Ondan sonra boyayı vereceğim. Bülent ben Ersin... makyajsız çok güzelim. Ya Banu Hanım sen kendine diyorsun. Yani bir de bunu bırak o gerçek haliyle insanlar görsün. Ya gördüm ya zaten. Ya Bülent Ersoy'un her parmağının ayrı bir kremi var. Var. Allah Allah. Bülent Ersoy'a erişemeyiz tabii ya. Tabii ki canım. Bizim Nuriyel Taş'ın da var, Bülent Ersoy'un da var. Ama bak arkadaşımın elleri hiç şeysiz bile ne kadar güzel. Güzellerim.